Ayşegül isimli bir öğretmen genç kızımız Tatvan'ın bir köyünde Bitlis Tatvan'ın bir köyünde öğretmen. Evet. Benim tweet'imi birazdan sevgili Erhan'a gönderirim. O da basar biliyorsun. Oraya gidiyor ilkokul öğretmeni. Köy Kürt köyü. Herkes Kürt. Ve bir tweet atıyor. Diyor ki bu köyde herkes terör yanlısı. Bu köyün tamamı terörist. Ama ben ve başörtülü öğretmen. Ama ben bütün çocuklara Atatürk tişörtü giydirdim, hepsine zeybek oynattım. kendimle de gurur duyuyorum. Tabii gösterisiz. Ben bunu okudum. Bir, böyle bir öyle bir şok yaşadım ki başörtülü mü öğretmen? Yani bizlerin hepimizin senelerce başörtüler öğretmen olabilmeli devlet memuru olabilmenin mücadelesi verdik. Doğru mu? Senin gençliğinde başörtülü öğretmen bir hayaldi. Hayaldi ya. Öğrenci, Öğrenci bile, bile yoktu. yok. tabii yoktu. Öğrenci bile Durum yasaktı. Zulüm görüyordu. Zoplanıyorlardı. Zulüm görüyordu. Peruk takıyordu bilmem Hı. ne yapıyordu ya da açıyordu bilmem ne. Doğru mu? Doğru. Ya da okumuyordu. Okumuyordu. Evine dönüyordu. Tabii, doğru doğru. Yardım... Sözde modernleşmeci kemalizm kadınları eve kapatıyor. Doğru. Tıp fakültesi dördüncü sınıfı bırakan hanım öğrenciler biliyoruz. Aynen. Onları eve kapatıyordu. Doğru. Onları reçel yaptırıyordu. Bir de modernist olduğunu iddia ediyor. Doğru. Bunları atlattık. Çok şükür bu mücadele verildi. Başörtülüler talebe de olabildi. ilk başta öğretmen de olabildi. Büyükelçi de olabildi. Vali de olabildi. Polis de olabildi. Polis müdürü bile var. Ben görüyorum bakıyorum havalimanı polis müdürü bir başörtülü. Vali, var, var. Hakim vali var. var, hakim var. hakim Senin çok sevdiğindir yazar ha. arkadaşımızı yargılayan mahkemede Hakime Hanım başörtülü. Başörtülüydü. Bravo. Fakat bir baktım o TV'de. Dedim ki biz başörtüsü özgürlüğü mücadele verirken başörtülü nur serterler mi yarattı? Başörtülü Necla Araplar mı yarattı? Başörtülü dişi Ümit Özdağlar, dişi Vural Savaşlar mı yarattı? Bu nasıl bir bakış açısı? İnanamadım. Öyle seyretiyi attım. Görmüşsün. Evet evet gördüm. gördüm. Şimdi sen İslami kesimin içinden, Akit gazetesi, Akit TV camiasında mensubu bir insansın. Kardeşim, kızımız işte PKK terör örgütüne karşı mücadele ediyor. Sana ne mi diyorsun? Yoksa, tabii ki giydirecek mi diyorsun? Yoksa, o köydeki Kürt çocuklarına Atatürk posteri giydirip zeybek oynatmak sende ne duygular uyandırıyor? Teşekkür ederim. E, tüm lider haber TV izleyenlere saygıyla selamlarım. Diyarbakır'dan programımıza katılan sevgili Sabri Akyuno kardeşime de buradan selam ediyorum. E, şimdi Selamlar bence efendim. önce bir sevgili üstadımız yaşayan en büyük Türk şairi İsmet Özel'in Özel sözünü söyleyelim. Evet, güzel. Başörtülü kadınla başörtüsüz kadın arasında ne fark vardır diyor? Ondan sonra cevap olarak diyor ki başörtüsü vardır. Aynen. onda başörtülü kadınlarla, şimdi, başı açık kadınlarla tek fark başörtüsüdür. Bak Türkiye'de İslamcılığın zirve isimlerinden bir tanesidir. Sevgili İsmet Özel. Doğru, doğru, 80 yaşındadır. Allah sıhhat versin. Abi, tam Hayırlı 80 ömür... yaşında. Tam aynen, 44 tam, tam doğumlu. Bah, bahsede, aynen. Hayırlı uzun ömürler diyorum üstadımıza, büyük şaire. Ee, şimdi orada bunu niye söyledim diyeceksin. Çünkü e, konunun faili, kahramanı bir başörtülü öğretmen. Evet, Aynen öyle. Ee, sen çok önemli e, anekdotlar hatırlattın. Hı -hı. Dedin ki başörtülü Nur Serterler mi? E, evet. Şimdi, tabii ki yaşı yeten izleyicilerimiz Nur Serter'in kim olduğunu bilir. Bil, CHP de yaptı. Evet, Belki de, de, de arada attım benim tweetimi. O tweeti de başlığa koyarlar. Ondan sonra da Eyvallah. devam ederiz. Aynen, aynen. Şimdi bir defa e, başarının veya başarısızlığın suçun veya cezanın veya mükafatın başörtülüsü veya başörtüsüzü dindarı ya da dinsizi diye bir şey yok. biz tanımıyoruz. Bak bir işte başarılı e, öğretmen başarısız öğretmen vardır. Başörtülü öğretmen başörtüsüz öğretmen yoktur. Başörtüsü zaten konuşulması gereken bir evet. mevzu değildi. Bu Kemalist ideolojinin e, sisteme ve millete dayattığı bir e, cebri bir haldi. Yani zorla evet. Diyordu ki kamuda başörtüsü olmaz. Yani o öğretmen kızımız bir defa bilsin ki taktığı başörtüsü Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırıdır. Heh. Bak demokrasiye aykırıdır demiyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırıdır. Doğru. O hiçbir zaman Atatürkçü olamaz. İstese de olamaz mı? İstese de olamaz. Başörtülü bir öğretmen istese de Atatürkçülük yapamaz. Niye? Çünkü çok baş... bir şey söylüyorsun. Tabii. Bak belki buna çok karşı Çok sever, olacak. Çok sert bir bakış açısı. Çünkü kamuda Atatürk zamanında bir tane başörtülü çalışan kadın olamazdı. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa başörtüsü yasaklamadı Hayır, ama halka, öyle bir aktüel yoktu o zaman. Halk, yani halk. başörtülü olup da memur olmak isteyen olmadığı için o dönem. Ya öyle bir şey imkan yok. Zaten <laughs> talep öyle, öyle, bir, yok. öyle bir talep yok. Hayır, <laughs> ama etrafındaki şimdi Mevfibe Hanım, Cumhuriyet'in ilanından önce başı kapalı bir kadındı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Başa açıklandı. İlginç edendir. bir sual var. Başa örtülü devlet memuru Osmanlı'da var mıydı? Kadın, kadın memur olamazdı ki. Ya. Kadın yoktu. Yani. Kadın yoktu yani. Kadın sosyal hayatta yoktu. Kadın yoktu. Sıfır. Evde oturuyordu. Avrupa'da da yoktu. Evet sonradan geldi. Sonradan. Mesela Halide'ydim. Başörtüsüyle vardı. Başörtüsüyle vardı. tabii. Zaten Necim. o yüzden Halide Edip oldu. Ama Halide Edip bir öncü şahsettim Yani gerçekte abi, o dönem kadın kadın münevver de yok. Halide mu? Mustafa Kemal Paşa'yı şey bile kafa tutabilmiş. Nadir mesela sen tesettüre karışamazsın diyordu. Evet Şimdi, ya. Bakın. E, Hakkını yeme Halide Edip. Hem yemeyelim bir de şu var. Hani Atatürk sokaktaki insanın başörtüsüne karışmamıştır. Karışmadı. Şimdi Ahmet Necdet Sezer Atatürkçülük açısından haklıydı. Kamuda başörtüsü... Ya eşlerini bak, davet etmedi insanları. demokratlıkta haklıydı demiyorum. Demokrasiye göre, insan haklarına göre, Müslümanlığa göre Sayın Ahmet Necdet Sezer hakkıdır demiyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına göre kamuda başörtülü insan olamaz. Kamuda memur olarak çalışan başörtülü hakim olamaz. Ben o zaman bu genç Ayşegül öğretmenimizi bilinçsizlikle mi suçlu? Ee, heyecanlı yani genç kardeşimiz, öğretmen kızımız... Heyecanla kapılmış. Bir defa şunu söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimsenin de Atatürkçü olma zorunluluğu yoktur. Yok olamaz. Müfredatta tabii ki Gazi Mustafa Peki, Kemal Paşa'yı. Peki şu denemez mi? Mesela sorular var hemen. Kardeşim bütün köyden DEM Parti'ye vermiş. Hepsi terörist. Hayır yanlış. Öyle bir şey yok. Bakın ben DEM Parti kapatılsın. Diyen insan. DEM Parti demedim mi? HDP'ye HDP. kapatılsın. Bütün PKK'nın siyasi kolları kapatılsın diyen bir insanım. Ama oy verenleri demiyorum. Oy verenler bu ülkenin onurlu vatandaşları. Yani köy çocukları da Atatürk'ü giydirdim. Bunu ya böyle duru, şey olur mu? zor olur mu ya? Dur, dur. Bak sadece Atatürk'ü değil. İsterse boyunlarına Kur'an-ı Kerim taktım desin. Onu da, zor, kabul, etmem onu da kabul etmiyorum. Ben andığımıza da bu yüzden. çok uygun. önemli. Yani sen başörtülü bu, türbanlı öğretmen. Benim tabirimle türbanlı Nur Sertel. Evet. Gitti çocuklara. Zey zorla Zeybek oynattı. Ben o cih Zeybek abi geleyim. Ben Zeybek oynarım. Ben o ya gidip Türk diyorum. çocuklarına Tatvan'da Zeybek Hayır, oynatmak. Hayır zordan ya. oynatamazsın. Bana bir sömürgeci geci be ilan evet. geldi. evet. Doğru. Ceza zorla şanson söyletmek gibi. Tabii. tabi. Tamam mı? Ve Atatürk işte Zeybek oynardı. Türk, Türk sanat müziğini, Türk müziğini yasaklayıp herkes senfoni <laughs> dinleyecek. Beethoven dinleyecek. Beethoven dinleyecek gibi bir şey. Yani e, o zaman bu kız ama Kemalist kafayla davranıyor.